Gelelim şimdi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ne dedik? Karşılaştırmamız Marvel sinematik evreniyle DC sinematik evreni üzerinde gidiyor. Şimdi bakalım Marvel nasıl başlattı kendi projesini. 2008 yılında Kevin Feige Disney stüdyolarına gidip elimizdeki karakterlerle böyle böyle bir proje başlatmayı düşünüyorum. Bana izin verir misiniz gibisinden yapımcı olarak gidince mantıklı buldular. Hadi buyur dedi. Kevin Feige oraya Mastermind denen işte bu ana zeka olarak başa geçti. Yönetmenleri, oyuncuları vesaire her şeyin seçiminde bulundu. İşte 2008'de ilk olarak Iron Man filmine işte Jon Favreau yönetmen olarak getirildi ve start verildi. O günden bugüne Kevin Feige'nin koyduğu belirli kurallar var. 1. 2 saatin altında olacak filmler, istisnalar dışında. 2. Kesinlikle PG-13 olacak. Yani ebeveyn gözetimi olmaksızın 13 yaş ve üzerinin kendi başına sinemada izleyebileceği filmler olacak. Bunun olması için de kan, vahşet, ne bileyim işte böyle aşırı cinsellik vesaire gibi şeyler olmaması gerekiyor. Yani filmlerin çocuk dostu olması gerekiyor. Aslında en temel şeyi bu. Bunu da sağlamak için dediğim gibi işte açık tonlar vesaire bilmem ne ucuz espriler kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu kurallarla yola çıktılar. Kendilerine çok başarılı bir şey götürdüler. Yani adamlar 20 tane film çekti. 21-22 vesaire yolda düşündüğünüz zaman. Hani o yüzden başarısız diyemeyiz kesinlikle. Yani bu süreçte Fox'u satın almaya kadar gittiler. Yani sırf X-Men'i işte Deadpool'u vesaireyi Fantastic Four'u geri getirelim diye. Ben bu stüdyoya kalkıp başarısız diyemem. Ancak bu yöntem başarılı diye başka yöntemlere başarısız demek mantıklı değil. Hani bunun şundan farkı yok. İşte Barcelona tiki-taka yaparak dünya futboluna hükmetti. O zaman diğer sistemlerin hepsi yanlış veyahut da kötü. Hayır, öyle değil. Yani elinizde ona uygun bir oyuncu topluluğu olduğu için siz onda başarılı oldunuz. Şimdi bakıyoruz farklı sistemlerle farklı takımlar çok daha başarılı olabiliyor. Yani bir sistem doğru değil. O an için başarılı gözükebilir ama hani onun başarılı olmasını sağlayan etmenler vardır. Doğru şeyler bir araya gelmiştir, o başarılı oluyordur. Bu şirket yönetimlerinde de böyledir. Film çekiminde de böyledir. Futbol takımına taktik verirken, basket takımına taktik verirken de böyledir. Hani her şey için geçerli bu. Siz tutup da bu sistem başarılı oldu diyen herkesin sistemi yanlış diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Peki bakalım burada Warner Bros. DC ile ne yaptı? Warner Bros'un sistemi aslında ilk başta çok hani akıllıca. Daha önce Dark Knight üçlemesiyle işte çok başarılı olmuş Christopher Nolan'a hemen gittiler. Yani dediler ki Disney'e böyle bir hata kalktı. Bizim elimizde DC Comics'in tüm karakterlerin hakları var. Hadi gelin biz de bir evren başlatalım diye ama Nolan'ın burada tavrı çok net. Nolan ben süper kahraman doğasını anlayamıyorum diyor. Yani kahraman doğasını anlayabiliyorum. Batman bir kahraman, süper kahraman değil. Hani baktığınız zaman onun herhangi bir özel gücü yok. O yüzden ben o üçlemede başarılı oldum. Ancak siz benim elime Superman'i, Green Lantern'ı, işte ne bileyim, Martian Manhunter'ı, Flash'ı vesaireyi verirseniz ben aynı başarıyı sağlayamam dedi. O yüzden bu gibi karakterlerle daha önce başarılı olmuş Zack Snyder'ı önerdi. Yani zaten ikisi kısal olarak yakın yönetmenler. Hani sinemaya yaklaşım tarzları vesaireye baktığınız zaman birbirlerine çok yakın yönetmenler. Direkt bir Zack Snyder'ı önerdi. Ve hani bu az önce anlattığıma istinaden Zack için söylediği bir şey var. Buyurun bir onu okuyalım hep birlikte. Türkçe çevirisini de vereceğim. Onun üzerinden devam edelim. Gördüğünüz gibi hani bunu neden özellikle verdim? Çünkü şöyle bir kitle var. İşte Nolan'ın Dark Knight üçlemesini ki ben de çok severim. Hani taparcasına seviyorlar. Ama onun dışındaki her türlü Batman'i vesaire bilmem neyi yok sayma eğilimindeler. Hayır öyle değil arkadaşlar. İşte o üçlemeyi çeken Nolan, Zack Snyder'ı buraya öneren adam. Buraya getiren adam. Man of Steel'da, Batman v Superman'de yapımcılığını yapan adam. Yani siz hani bir yandan işte Nolan'ın Batman'i, Bale'ın Batman'i en iyisi deyip çıkarken hani adamın ikinci defa yaptığı işe bu sefer bu kötü çok tutarsızlar orada ki bu işte bilgisizlik, cahillik aslında. Yani bakmıyorlar kimin ne yaptığına dolayı bir fikirleri yok. O yüzden konuşuyorlar. Ama işte göstermek lazım. Hani tek derdim de o aslında. Peki Zack nasıl yaptı sistemini ona bakalım. Ne dedik? Marvel Sinematik Evreni'nde Kevin Feige var. Ana beyin her şeye o karar veriyor. Zack bu kadar otoriter veyahut da büyük bir figür olmak istemedi. Daha yaratıcı bir evren olsun istedi. Onun hani sandbox dediği bir proje aslında bu.
İşte ben Man of Steel'i çekeceğim, Batman v Superman'i çekeceğim, Batman v Superman'de Wonder Woman, Flash, Aquaman, işte Cyborg gibi karakterlerin ön tanıtımını yapacağım. Daha sonra bu karakterlere solo film çekecek yönetmenler kendi yaratıcılıklarını koyabilecekler. Her şeye ben karar vermeyeyim dedi. Atıyorum biz o filmde ne Flash'ın elbisesini gördük, ne Aquaman'ın elbisesini gördük. Wonder Woman'ı mecburen gördük çünkü Trinity'yi ilk defa ekrana vermek istiyorlardı. Hadi ona eyvallah. Oradaki gene Patty Jenkins'le konuşup kıyafet vesaire her şey üzerinde anlaşılmış. Hani ondan yana bir sıkıntı yok. Bu sistem daha sonraki filmlerde yönetmenlik yapacak kişilerin önünü açıyor aslına bakarsanız. Hani işte Flash'ın ana kostümüne o karar verecek. Bir sonraki toplu filmi eğer Zack Snyder veya da başkası yönetirse orada gelen kostümü alıp kullanacak. Bu şekilde birden fazla beynin katılımı ile ilerleyecek bir süreç oluşturulacaktı. Ancak bu proje Batman v Superman'le Suicide Squad arasında bir yerde rafa kaldırıldı anladığım kadarıyla. Yani çok emin değilim. Şu an geri ona dönüyorlar gibi ama hani emareler bu yönde. Henüz resmi bir açıklama yok ama Zack Snyder'ın hala oradaki varlığı yapımcı olarak devam ediyor olması, gelecek filmleri yönetme ihtimali vesaire düşündüğünüz zaman olur mu olabilir diyorum. Ona başka bir yerde değineceğim. Oradaki proje de buydu. Yani bu da bir sistem. Hatta ben kıyaslarsanız bunu daha mantıklı ve güzel buluyorum. Ama diğer tarafı dediğim gibi yanlış bulmuyorum. Bakın yanlış değil. Bu daha güzel geliyor. Bu daha doğru geliyor demiyorum. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu zevk meselesidir. Sadece bunu söylüyorum.